Herkese merhaba. Bugün kanalıma bilin bakalım kimi davet ettim. Yanımda sevgili anam, can dostum, sırdaşım, annem var. Şimdi birlikte bu videoyu kaydedeceğiz. Sizler için güzel bir video hazırlamaya çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Anne, kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Önce seni almak isterdim kanalıma ama daha da çok fazla sır paylaştım. Ablamı aldım. Kusura bakmayacaksın artık. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim sana. bir şey değil. Şimdi şöyle, önce biraz evden bahsedeyim. Normalde bu konuşma konsepti çok fazla yapacağım bir şey değildi. İki haftada bir yapacaktım ama bu ev çok aile evi olduğu için, annemin de temizlemeyi çok seveceğini düşündüğüm için, çünkü annem biraz temizlik hastası, doğruyu söylemek gerekirse, bir ev yaptım, bir aile evi oluşturdum. Bu aile eviyle ilgili de şimdi ara ara annem yorumlarını ilave edecek, ara ara hayattan, gündelik şeylerden konuşacağız. Nasıl bir ev yaptığımı zaten az çok biliyorsun. Evet, gerçekten bence evler çok güzel oluyor. Benim hayalimde ve yaşamak istediğim evler konumunda. Bakalım bu seferki nasıl olmuş? Küçük eleştirilerim olacaktır tabii ki. Evet, annem eleştiri yapacak. Bir de ilk kaydı olduğu için birazcık böyle daha resmi konuşmayı tercih ediyor ama birazdan açılır o. Ben eminim. şimdi birazcık da seni tanıyalım anne. Günlük hayatında ne yaparsın, neler yaparsın, kaç yaşındasın? Evet. İsmini vermek zorunda değilsin, hatta vermemen daha iyi olur bir süre için. Bu video özelinde özellikle evlatlarından hangisini daha çok seversin mesela? Bunlardan bize bahsedebilir misin? Biraz senin düşüncelerini alalım. Evet, kendimi tanıtayım. Ben el sanatları öğretmeniyim. Aynı zamanda cilt bakım uzmanıyım. Fakat şu anda artık emekli olduğumuz için evimdeyim, evimle uğraşıyorum. Dediği gibi birazcık temizlik işleriyle fazlaca meşgul oluyorum. Fazlaca meşgul oluyor. Etrafta bir yayıntınız varsa mesela atıyorum işte. Ne bileyim, benim odam hani mesela. Artık böyle odama da karışılmasını çok istemiyorum. Masamda ne var ne yok. Ben bıraktığım şekilde dağınık da olsa daha rahat buluyorum. Ama annem de tam tersi. Bir şeyler düzenli olsun, onun gözüne hitap etsin ama kaybolursa kaybolsun, hiç önemli değil. Gerekirse dededen kalma miras olsun ama kaybolsun. Ya da sayısal lotodan çıkan bir piyango olsun ama kaybolsun, onun için rahat etsin yeter ki. Biraz öyle bir tavrı ama var. Ama sevgili oğlum, senin bu dağınıklığın, basaklılığın gerçekten beni çok sıkıyor. Yani ama işte, yapacak bir şey yok, hiç öğretemedim, gitti. Normalde hep şey tartışması olur aramızda annemle. İşte böyle bir şey olur evde. Kavga ederiz. Özellikle temizlik konularında çok kavga ederiz. Ben şey derim, yeter artık, sizinle yaşamak istemiyorum, bu evden ayrılacağım derim. İyi, git bakayım, göreyim ben seni başka evde nasıl yaşayacaksan. Hadi bakayım, kirli çamaşırlarını yine kim yıkayacak, ben yıkayacağım falan modunda oluyor yani. Güzel kozları da var gitmemem için, gitmememem için, evi terk etmemem için ama yapacak bir şey yok, bir süre daha idare edeceğiz. Hayat bize ne gösterecek bilmiyorum. Çünkü şu andaki mevcut işim de zaten kalıcı bir iş değil olarak görünüyor. Eğer kalıcı bir işim olsaydı zaten çoktan belki de gitmiştim. Sen belki nasıl yaşayabileceğini düşünüyorsun yani, ki daha aradığı şeyi bulamıyorsun. Anne suyum nerede? Gidiyor, bakıyor, gözünün önünde duruyor, geliyor, bulamadım. Bir de öyle bir şey var. Yani ben dedim ki, sen gel bu anda elimde koymuş gibi bulur, suratına fırlatırım. Aynen de suratıma fırlatıyor zaten, başka seçenek kalmıyor ve işin tuhafı gerçekten bazen bazı şeyleri dakikalarca arıyorum. Bulamıyorum, anne bulamadım diyorum, küt geliyor buluyor, küt geliyor buluyor, zaten sonra mahcup oluyorsun bir noktada da. Peki anne, evden ayrılmamı, aramızda yaşarken aynı çatı altında ciddi hiçbir problemimiz yok bu arada, onu da belirtmek istiyorum ama her evde olan ufak anne oğul çatışmaları. Peki gerçekten evden gitmemi ister miydin, istemez miydin? İsteseydin neden isterdin, istemiyorsan neden istemezdin? İkisini de söyleyebilirsin. Hem istiyorum hem istemiyorum gibi bir seçeneğin de var.
ama nedenleriyle birlikte bizler çıkarsan mutlu olurum. Tabii ki gitmeni istemiyorum. Senin arkadaşlığın, dostluğun yine bir başka. Yanımıza gelirsin, iki laf edersin, bizi güldürürsün. Espri yönünde çok kuvvetli biliyorsun sen de bunu. Yani. Ama yani şu dağınıklıklarda olmasa, bana biraz daha azıcık düşse falan tabii ki bu yönden biz sevinirdim. Yani annemin tek derdi evdeki dağınıklık. Ev dağılmasın diye zaten bazen bizi kovası geldiğini düşünüyorum ben ama bunu hiçbir zaman itiraf etmediği için. Hep yanımızda kalın, yanımızda başlık ucumuzda durun. Bir derdiniz olursa biz yardımınıza koşalım yanında. Peki, yani ablam gitti mesela. Ablamla aramdaki yaş farkı zaten birazcık daha fazla diğer kardeşlere göre. Sence peki bu avantajlı bir şey mi bizim aramızda ablamla yoksa dezavantajlı bir şey mi? Ne düşünüyorsun? Sizin açınızdan mı avantajlı? Benimle ablam aram. İkisini de söyleyebilirsin. Ya benim için bence çok avantajlı oldu. Çünkü aramızdaki yaş farkından dolayı iki çocuğum arasındaki büyütme anlamında rahatlığım çok iyiydi. Çünkü ilk çocuğum abla olduğu için seninle çok güzel ilgilendi. İkinci anne gibi sana sahip çıktı, korudu. Bakımım daha iyiydi, daha rahattı. El bebek, gül bebek, büyümeklerden. Yani evet, bana çok iyi geldi ablanın bana destek olarak seni büyümende faydası olduğu için. Önceleri kızıyordunuz bize, neden aramızda bu kadar çok yaş farkı var diye. Sizin açınızdan düşününce de ilk zamanlar arkadaşlık duygusunu pek kavrayamadınız. Ama yıllar geçtikten sonra artık o uçurum kayboldu. Şimdi çok iyi arkadaşlarımız gibi. Gerçi evet, ya arkadaşız ama mesela aynı evde 5 gün falan yaşadığımızda önceki videoda da söylediniz zaten ablamla bunu. Yani birinizden birimiz diğerini katleder gibi geliyor. Evet. Öyle bir şey var. 2 gün çok iyi gidiyorsunuz. Ondan sonra o bitti. Bu arada salonu izledim. Salonla ilgili eleştirilerini de merak ediyorum. Ne düşünüyorsun salon için? Ya ben... Salonun konseptini bu arada renk olarak anneme sordum. Annemin evet. Tercih ettiği renklerdi. Pembe ve lila ağırlıklı bir salon seçtim. Biraz izledin ama konuşurken dikkat ettim mi bilmiyorum. Evet, birazcık kaçırdım galiba. Neyse, ön gösterimde en son izleyeceksin ama orada çok teşkilatlarımız olmayacak. Seyirciyle baş başa bırakacağız görüntülerde. Evet. Pembe bir salon konsepti yaptım ama güzel olduğunu düşünüyorum salonun. Diğer salonlarıma göre özellikle videolarımdan birinde sarı gri konsepti kullanmıştım. Burada lila pembe kullandım. Belki perdeler biraz boğmuş olabilir diye düşünebilirsiniz ama perde kullanmayı çok becerebilen birisi değilim açıkçası. Çünkü pencerelerle uyumunu bir türlü sağlayamıyorum ama önümüzdeki videolarda o da inşallah olacak. Bu arada kullandığım ekipmanları nasıl ses kaydı ettiğimi ya da kullandığım montaj programlarını soruyorsanız hepsi amatör. Hiç öğrenmek isteyeceğinizi de merak etmiyorum. Hakan'cığım sözünü kesiyorum ama buradaki banyoyu mutlaka bir tane duşa kabin koymalıydım. Burada duş yapılırken sular hepsi dışarıya taşar. Temizleme sıkıntısı olur. Bence yani, bu eksik. Evet, duşa kabin küvetlerin kenarında duşa kabin özelliği yok. O yüzden içerisinde öyle bir özellik yok. Tamam. Ekstradan senin oyuna eklemiş olduğun parçalarla bir duşa kabini yapabilirsin. Üst kattaki banyoyu bekle. Tamam. Orada var mı? İstediğince var mı? Alacaksın yine küvet konsepti ama daha fazla bilgi vermek istemiyorum seyirci izlemeden. Tamam. Onun dışında ne söylüyorum? Evet, perdelerle ilgili biraz problem yaşadığını söylemiştim. Çok büyük banyolar, mesela salonu şu an çok güzel olmuş. Bence renkler çok güzel olmuş salonda. Çünkü salona perdeleri sonradan ekledim. Şimdi seyirci de izleyecek. Perdeleri seçerken de biraz sıkıntı yaşadım, değiştirdim. Hatta birçok parçayı oluştururken sıkıntı yaşayıp değiştirdim ama salonun konsepti benim de içime sindi açıkçası. Kendimi övmüş olmak için söylemiyorum ama bazı odalarda mesela atıyorum oda çok büyüktür, doldurmaya çalışırsınız. Benim de şöyle bir problemim var zaten. Evin dış cephesini oluşturduğumda bazı evler çok güzel dışarıdan görünüyor, içini dolduramıyorum. Bazen de dışı kötü görünen evlerin içini çok güzel dolduruyorum ama işte bu biraz değişiklik gösteriyor. Sizin ilham aldığınız ya da işte kendinizi ya psikolojiyle bile çok alakalı bir durum ya da işte yaşadığınız şeylerle de çok alakalı bir durum. Ya da biraz canınız sıkkınsa bile o evi doldurasınız bazen gelmiyor olabilir ama ben yine de seyircilere bir videoyla, güzel bir videoyla buluşturmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu arada YouTube kanalıma ailemle ilgili destek nasıl oldu onu biraz anlatayım.
Kanalı açtıktan sonra zaten kimsenin önce haberi yoktu çünkü neden birileri izlesin? Aslında hala da neden birileri izlesin? Çünkü abone sayım gerçekten ciddi anlamda az ama bunu abone olun diye söylemiyorum. Kanalımı lütfen gerçekten beğendiyseniz abone olun. Bunu rica ediyorum sizden. Beğenmediyseniz zaten neden benimle vakit kaybedersiniz? Böyle bir düşüncem var. Bunun dışında yavaş yavaş tabii Instagram hesabı açtım. Instagram hesabımı da ara ara sağ alt köşede görüntüleri şimdi gördüğünüz gibi bıraktım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yaptığım yerleri oradan da paylaşıyorum. Instagram'dan belli bir kitleye ulaştım. Aşağı yukarı 800 takipçim şu an mevcut. 1500-2000 artık gittiği yere kadar uğraşacağım. Evet bir işim var normalde düzenli olarak gittim ama bunun dışında da hobimi işe çevirmeye çalıştığım için bir çaba göstermeye çalışıyorum. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hiçbir şey olmadı. Bütün evlerim bir anı olarak, hatıra olarak, evet bunları ben yapmıştım diyebileceğim şekilde depolayacağım bir alan oldu benim için YouTube. Bunun haricinde Sims'le tanışma serüvenimi biraz anlatayım. Yıl 2000, 2001 filan. Annemlerin o zaman görev yaptığı şehir Artvin'de otururken babamın bir devresi var, oğlu var, isim vermeyeceğim. Tabii biz misafirliğe gidiyoruz falan böyle çocuksunuz. Evin büyük abisi bir şey oynarken sizin de canınız çekiyor, bir tarafınız şişiyor hatta oyun oynayayım diye. Ama tabii tutup da size şey demiyor, hadi abicim biraz da sen oyna falan olayları yok. Arada bir veriyor bilgisayarı böyle, ver ben düzelteyim ayağını tekrar bilgisayarın başına. Hadi siz Sen çıkın kim odadan. olduğunu Hadi siz anlamış çıkın odadan. Anladım. mısın? Anladım. Neyse işte sonra anneme gidip ağlıyordum ben tabii. Öyle fix bilgisayarla oynatmıyordum abi. Ya bak bak ağladığım şeye bak. Tek derdim bu olsun. Şimdi koronayla mücadele ettim. O zaman tek derdim bilgisayar oyunu oynayamamak. Neyse işte annem de şey diyordu, taktik veriyordu. Git söyle seni annene şikayet ederim de. Seni annene şikayet ederim de bak nasıl veriyor bilgisayarı. Ben gerçek çıkardım. Bazen tehditler işe yarar ama öyle değil mi? Bence en kötü tehditle işe yarar. Karşıda sanıyorsunuz en kötü tehditle ama tehdit hoş bir değil. Değil. Ama tabii. Bazı şeylerde menfaat meselesi. Yani Evet. menfaatinize karşı tarafa çok zarar vermeyecek şekilde uyacak bir şeyse durum. Bazılarını Aynen kullanmak öyle. gerekiyor diye düşünüyorum. Ki annem bile evden gitmemek için. Bakalım çamaşırlarını kim yıkayacak, kim temizleyecek derken aslında bir nevi tehdit Tabii. oluyor. Git de göreyim seni. Evet, ufak bir tehdit var. Bakmayın böyle tatlı olduğuna. Evde bir tanım. Ama yine de gerçekten Allah hepsinin ömrünü uzun etsin. Böyle bazen düşünürüm. Bunu gerçekten bu arada yani böyle bir videoda çekiyorum falan diye değil. Bazen şey diyorum ya ailesine çok bağlı bir insan. Ben kavga da etsem tartışmamda. Belki çok büyük konuşup belki birçoğunuzun kınayacağı bir cümle kullanacağım ama Allah bazen benim ömrümden alsın, onların ömrüne versin dediğim zamanlar Allah bile korusun. Biz de sizi çok oluyor. seviyoruz. Evet, o yüzden üzülüyorum yani gerçekten. Hani şeye üzülüyorum. Doğanın dengesi beni üzülüyor. Yani bilmiyorum ne bileyim. Sanki böyle keşke herkes aynı anda ölse de öleceği zaman ya da Kimse şimdi kimsenin dünyadan acısını geçeceği zaman. yaşamasa. Evet, kimse kimsenin acısını yaşaması Yaşamasa. ama eğer hani hepimizin ne zaman zamanının biteceğini Allah biliyor ama Bilemiyoruz. kimse bilemiyor. Belki yarın benim başıma neyin başıma geleceğini ben de bilmiyorum ama eğer hani doğal koşullar altında bu dünyadan geçip gideceksek bu kural beni üzüyor ama tabii kurala da kimse karşı çıkamaz. Kimse de değiştiremez doğanın doğal dengesi. Evet. Yatak odasını yapmaya çalıştım. Burada ufak bir bilgi vermem gerekiyor. Sonra da senin fikrini soracağım anne. Yanlara koyduğun komodinler, üst üste koyduğun komodinler. Aslında o üst üste gördükleri tek parça halindeydi. Onları üst üste ben birbirlerine yapıştırdım ama üzerine koyduğun ışıklar başka bir eşya koyunca bir anda yok oldu. Sonra da değiştiremedim çünkü çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. O komodinlerin o yüzden sizden özür diliyorum. Ama lütfen hayal dünyanıza göre orada bir ışık varmış gibi düşünürseniz benim gene de siz hayal edersiniz, takdir edersiniz, daha mutlu olacağım. Böyle söylemek istemezdim ama değiştiremedim ve zaten videoda oldukça uzun bir video oldu. Daha fazla uzatsaydım sizin de sıkılmanızı, sıkılacağınızı düşünmüyorum. Yok. 50 saat komodin arama düşüncesine bu nedenle girmedim. Aslında oraya daha uygun bir parça bulurdum.
Buraya bir çocuk odası, daha doğrusu genç odası yapmayı düşündüm. Yatak odası hakkında ne düşünüyorsun az önce izlediğin? Genç bir görüntü. Bence yatak odası da çok güzeldi. Renkler de gayet güzel. Fakat dediğim gibi o loş olması tam tutunamamışsın orada gösterilmiş. Biraz evet, loşluk var. Aslında tavan lambası da oraya koydum ama ben evet, diyorum ki custom content, yani oyuna sonradan ilave ettiğim bir parça olduğu için bazen ışık seviyeleri ayarlanamamış oluyor. Onunla ilgili evet, problemli sonuç olabilirim. Zaten bir de mesela biliyorsun, şuradaki odayla, burada dizayn ettiğim odayla bir az önceki dizayn ettiğim odanın bir tık daha boş olduğunu düşünüyorum. Önceki evlerime göre, özellikle büyük köşk videomdaki yatak odası döşemelerine göre, ki sen hatırlıyorsundur o videodaki yatak odalarının çok yatak evet, odası vardı ama güzeldi. Evet. Çok içime sindiğini söyleyemem ama elimden bu kadar geldi. İnşallah bir sonraki videolarda sizi daha mutlu edecek bir görüntü sağlamış olacağım. Bunun dışında ben biraz kendimden bahsedeyim. Sosyal hayatımda neler yaparım ilk videomda çok bahsedememiştim. Şu korona günleri olmasaydı eğer, korona haricindeki günlerde ne yapıyorum? Genelde çok yakın bir arkadaşım var. Onun da kanalını zaten videonun sonuna bırakıyorum. Ağırlıklı olarak onunla zaten dışarıda eğleniyoruz, takılıyoruz, vakit geçiriyoruz. İşte Ankara'yı bilenin vardır, bilmeyenler için de söyleyeyim. Öyle dışarıdan denizin olmadığı ve kötü bir şehir olduğu izlenimi varsa çok yanılıyorsunuz. Ankara denize hariç aslında birçok şehirden çok daha gelişmiş, çok daha medeni, çok daha ekonomik anlamda da diğer şehirlere göre, en azından 3 büyük şehre göre. Çünkü onlarda deniz var. Oturduğunuz bir kafede içtiğiniz 5 liralık içeceğe 20 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Ankara'da bu tip yerler deniz olmadığı için insanların yoğun olarak talep gösterdiği belli bir nokta yok. O yüzden belirli yine yerler var. İşte daha böyle plazaların altına yerleşimli dükkan açılmış alanlar var. O bölgelerde bir tık daha pahalı ama tabii bir de şu da var, gittiğiniz kitlenin, aslında siz oturduğunuz kafelerde gittiğiniz kitleyi de seçmiş oluyorsunuz vereceğiniz paraya göre. Bunu da ilave etmem gerekir. Buradaki kitleden amaç yani daha böyle elit bir yerde takılmak istiyorsanız oturacağınız yerler Ankara'da daha sınırlı ama daha belirli. Daha belli bir alana çalışmış yerler. Buralarda da fiyatlar daha yüksek. Peki sen Ankara'ya gelen birine nereleri gezmesini tavsiye edersin mesela, dışarıdan gelmiş biri olursa, zorlanırsan ben ilave edeyim, destek olayım. Şunu da ilave etmem gerekiyor, dedikleri kadar gerçekten Ankara'da AVM'den bolda bir şey yok, onu da eklemem gerekiyor, eleştiri olarak bekliyorum bunu. Çok fazla AVM'niz var, bunun dışında AVM haricinde aklına gelen evet, bir yer var mı? Öncelikle ben şunu söyleyeyim, biz aslen Ege'liyiz. Aslında Ege çok güzel yaşanacak bir yer olmasına rağmen meslek hayatımızdaki son görevlerimiz Ankara olduğu için burada yerleşmeyi yayladık ve çok sevdik. Gerçekten trafiği o kadar çok yoğun değil. Yaşanışlı bir yer Ankara, bence çok güzel. Temiz, düzgün. Pek çok yerini beğeniyorum. Bayanlar alışverişi çok sever. Onun için tabii ki ben de öncelikle AVM'lerde dolaşmayı çok seviyorum. Ama onun dışında parklarını seviyorum Ankara'nın, yürüyüş yollarını seviyorum, sosyete pazarlarını seviyorum, evet, sosyete pazarı, alışveriş etmeyi çok annem seviyorum. Annem için vazgeçilmez bir bölge. Peki tavsiyelerin var mı? Birisi nereye gelsin gibi? Yani özel spesifik bir isim verebilecek, hatırlıyor musun nereler olabilir? Yani mesela şey gezdim, çok beğendim. Ankara Kalesi'nin bulunduğu yeri çok sevdim. Ondan sonra yani Depasa ilçesini çok kesinlikle Anıtkabir'i görmeden ölmemek evet, lazım. Anıtkabir, lütfen lütfen gidin. Sonradan çok daha güzelleştirildi, evet, yapıldı. Ses efektleri, müze, birazcık kablolar, müze havası evet, daha böyle kesinlikle Atanız'ın naaşının olduğu yer izlenimi var evet içeride. Ama gerçekten insanı çok duygulandıran bir ambiyansı olduğunu düşünüyorum. Evet, tüyleriz diken diken olarak geziyorsunuz. Evet. Gerçekten mutlaka geziyorsunuz. Genç arkadaşlarımız için ben bir tane tavsiye geldiyseniz eğer Ankara'ya ve dışarıdan geliyorsanız, bir Ankaralı değilseniz ya da Ankara'nın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorsanız kesinlikle Eymir Gölü'nü tavsiye ediyorum. Bunun haricinde Seymenler Parkı'nı
gezmenizi ya da orada bir oturup bir şeyler içmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok güzel bir ortam var. Göktuğ Park'ı gezebilirsiniz Eryaman Evet. tarafında. Göktuğ Park haricinde birçok AVM var. Zaten adımızı attığımız yer AVM. AVM'ye ulaşma probleminiz olmaz. O yüzden burada özel olarak AVM adı vermeyeceğim. Onun haricinde işte başka nereyi sevebiliriz? Gölbaşı'na gelebilirsiniz. Gölbaşı'nda göl kenarında kafeler var. Evet, denizimiz yok ama gölümüz var görebileceğiniz. Gerçekten de çok abartmak istemiyorum ama deniz kadar büyük neredeyse. Tabii ki bir Van Gölü değil ama ufku olan bir deniz, göl değil özür dilerim. Böyle ufku çizgisi varmış gibi görünen çok geniş bir göl değil. Ama yine de deniz özleminizi giderebilirsiniz. Özellikle şehir dışına gelip burada uzun süre kalacaksanız gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada üst kattaki yatak odasına geçtik. Banyoyu yaptım mı hatırlamıyorum. Önce mi kaldı, sonra mı kaldı? Ben de tam odaklanamadım ama zaten yapmamışım galiba. Bu yatak odası hakkında ne düşünüyorsun? Yatak odasına televizyon koydum. Üst kat yatak odasında bir makyaj tuvalet aynası parçamız var. Tam Evet. dip köşede. Evet. Büyük bir tablo. Sonrasında aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi izlediğiniz gibi izleyeceksin, sonra yorumunu soracağım ben sana. Böyle bir giyinme alanı oluşturdum o cam ekranlı bölmenin arkasında. Banyoyu da yapmamıştım bu arada. İlk kez yaptığım bir şeydi, bir giyinme alanı oluşturmak yatak odasıyla bağlantılı olan. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Beğendim. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Sen ne düşünüyorsun? Az önce yatak Bence odası de güzel hakkında. olmuş, çok güzel Aa, olmuş. şimdi anneme şeyi soruyorum. Anne diyorum işte yatak odasının renk kombinasyonu ne olsun diyorum. İşte bana diyor ki ne bileyim işte sarıyla gri olsun diyor ya sarıyla siyah olsun diyor tarzını sen. Arıyorum arıyorum parçalarda güzel olanlarda sarı yok, sarı olanlarda güzel parça yok. O yüzden bir türlü kadıncağızın söylediği şeyi de yapamadım ama yine de elimizden geldiği kadar onun da isteklerine uymaya çalıştık. Peki anne, yurt dışında bir yere gidecek olsan İlk hangi ülkeye gitmek istersin? Aklına gelen ilk ülke nedir gezmek için? Açıkçası benim çok yurt dışı gezine gibi bir hayalim yok. Ama gitmek isteseydim bir Venedik'e gitmek isterdim. İtalya, Venedik. Evet, kanoya binmek isterdim. Gondolla. Gondola binmek isterdim. Oradaki evlerin kurumu suların içinde onların yaşamlarını İşte merak Ankara'da ediyorum. yaşayınca böyle oluyor. Nasıl yaşıyorlar? Nasıl yaşamlarını idame ettiriyorlar? Onu merak ediyorum açıkçası. Çok da fazla böyle bir ülkemizde o kadar çok gezilecek, görülecek Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Karadeniz apayrı bir güzellik. Türkiye'nin hemen hemen her yerini mesleğimiz gereği gezdik. Gerçekten görmeye değer, doyumsuz, çok güzel tabiatı, iklimi, her şeyi, insanları Sarımsal birbirinden olanakları. farklı. Evet, çok çok güzel ülkemizdeki her bölge. Evet, ben şeyi çok eleştiriyorum. Mesela gerçekten Türkiye'yi hiç gezmemiş. En ufak bir yok. Ya da var ama gerçekten görmemiş. Ama yurt dışına çıkıp işte yurt dışı şöyle, yurt dışı böyle. Buna hiç saygım yok. Şu tip insana saygım var. Ülkenin içini bir gezersin. Gerçekten beğenmediğin Evet. tarafları fazladır. Yurt dışında şöyle dersin, böyle dersin. Evet, o zaman belki bir noktada haklıdır. Yani evet, Ona yurt göre içini de yorum yapıyorsun. gezdiyse, ikisini kıyaslayarak bir yorum yapıyorsa Evet. tamam derim. O da onun görüşü. Evet. Ama hiç yurt içinde hiçbir yeri gezmemiş adam gelip de işte yurt dışı şöyle, Türkiye'de hiç böyle değil, Türkiye'de hiç şöyle değil. Değil. Böyle bir dünya yok. Evet, Evet. Türkiye'nin eksiklikleri tabii ki olabilir. O yüzden belki de az gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülke kategorisindeyiz şu anda ama bu asla gelişmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Yaşadığınız ülkeyi önce gezdikten sonra eleştirin. Gezmeden gömmeye gerek yok hiçbir ülkeyi diye düşünüyorum. Mükemmel bir ülkede yaşıyoruz. Ben bununla gurur Bence de duyuyorum. jeopolitik konumu Gerçekten. gerçekten çok sağlam bir ülke. Burada yaşamaktan son derece mutluyum ve memnunum. Evet, ben de gerçekten mutluyum. Yani gerçekten konum olarak çok değerli, çok kıymetli bir yerdeyiz. Çok Evet. fazla siyasete ve dış politika konularına girmeden oyun İşte videosunda örtülü. ülkemi kurtaracağız gibi bir düşünce olacak. Evet. O yüzden
3-4 şekilde ülkenin kıymetini bilmek gerekiyor. Bizi dinleyen herkes için kısaklık tavsiyemiz olsun. Normalde koridorları aslında çok fazla çekmek istemiyorum. Bence seyircinin de çok kıymetini çekeceğini düşündüğüm bir nokta değil ama benim de en fazla zorlandığım şeylerden biri koridor hol. Bunları doldurmaya çalışmak. Gereksiz bulduğumuz şeyler olabilir ama bilmiyorum. Yani oradaki çiçekler filan bir hol isim oldu mu olmadı mı emin değilim ama ancak bu şekilde doldurabildim. Bunun haricinde biraz daha konuşacak bir şeyler bulabiliriz aslında. Konular bitti bende. Evet. Sen aklına gelen bir şey varsa ben de düşünüyorum. Fikir üretebiliyorsan. Böyle peki. O zaman biraz oyun üzerinden devam edelim. Oyunla ilgili konuşmuş olalım. Bu sefer bahçeyi düzenleme noktasını da birazdan göreceksiniz. Bahçeyle ilgili düzenlemelerle ilgili birazcık daha titiz davranmaya çalıştım. Evet, çok dolu bir bahçe sunmamış olabilirim ama en azından estetik göründüğünü düşünüyorum. Kesinlikle gelişmem gereken çok şey var. Çok fazla building, yani ev inşası yaptım mı? Evet, yapmaya çalışıyorum ama her gün, her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Özellikle YouTuber'lar üzerinden de çok öğrendiğim, kıymetli, her biri çok yetenekli olan YouTuber'lar tarafından da birçok şey öğrendim, keşfettim. İzliyorum, izlemenin yanı sıra onları kullanmaya çalışıyorum. Hatta bu ev biraz doğaçlama oldu. Demo çekimi hiç yapmadım. Ön çekim işte oluyor mu olmuyor mu diye tamamen doğaçlama gelişti. Ama bazı evler için önden bir çekim yapıyorum. Onda da şöyle bir sorun yaşıyorum, annem biliyor. Evin daha kayda almadan bir deniyorum yapayım diye. Ev çok güzel, şahane çiziyorum, yapıyorum, oluşturuyorum vesaire. Ertesi gün aynı evin aynısını çizemiyorum. Yok yani, tıkanıyorum. Sil baştan oluyor. Ama umarım keyifli bir video sunmuşuzdur size. Sana da çok teşekkür ediyorum kanalıma geldiğin için anne. İyi ki bizimle bulundun. İzleyen arkadaşlarımızla paylaştık bilgilerimizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum yavrum. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel oldu. Zamanla geliştirerek İnşallah. Çok daha güzel şeyler bulacaksın mutlaka. Şimdi ön izlememize geçiyoruz. Teşekkürler.